içmeyince böyle olacaksın işte. Böyle olacağım, evet. Ama sen bunu asla göremeyeceksin. Benim bütün hatam seni sevmekti zaten. Keşke ben seni hiç... Konuşalım mı biraz bahçede ikimiz? Yani kimse yok. İçeri gel istersen. En son film izliyordum. Yani izleyemiyordum desem daha doğru çünkü ses gitti. Ben de dublaj yapıyordum kendi kendime. Bakayım mı? İster misin? Olur. Onlara baktım ben. Olmuyor. Ya ses sisteminde bir sıkıntı olabilir. Sorun değil ya. Böylesi daha eğlenceli zaten. Öyle mi? Hı hı. İzleyelim mi birlikte? Olur. En son şeyde kaldım. Gerçi sen konuyu da bilmiyorsun. Olsun olsun, sorun değil, başlar. E hadi başla. Ne hadi? Dublaj yapmayacak mıyız? Yapalım. Şaşırdım. Seni kapıda bir anda görünce... Beni görmek istemezsin diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün demek ki. Öyle görünüyor. Sizinkiler nerede? Bir kokteylde mi ne? Beni böyle görseler. Evde yani. Sıkıntı olur mu? Eren. Ben senin üzülmeni istemiyorum hiç. Böyle olmak da istemiyorum. Böyle konuşmadan, uzaktan uzağa. Keşke o kağıdı hiç bulmasaydım. Keşke hiç okumasaydım. Boş ver artık. Bir önemi yok. Gerçekten. Ben seni hiç kırmak istemedim. Biliyorum. Ben sadece üzülmeni istemiyorum. Boşu boşuna acı çekmeni. Niye acı çekeyim ki? Çünkü ben sana... Senin böyle şeylerle uğraşmaman lazım, anladın mı? Hayatla... Acıyla... Sıkıntılarla... Öyle mi? Evet. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Her şeyin en iyisine layıksın. Ben. Tabii sen. Ama bundan başka bir şey olamaz aramızda. Arkadaşlıktan başka.